Merhabalar arkadaşlar, bu dersimde kesikli olasılıklı alımlarda beklenen değer, yani şöyle yazalım İngilizcesi expected value konusunu anlatacağım. Beklenen değer arkadaşlar EX şeklinde gösterir. Bu bizim beklenen değer ifademizdir. Beklenen değer nasıl bulunur? Şu şeyi de açıklayalım. Zaten açıklamada var. Rastsal değişkenin herhangi bir olasılık fonksiyonunda almış olduğu tüm değerlerin ortalaması o şans değişkeninin beklenen değeri, yani tüm değerlerin ortalamasını alıyorum. Bunu nasıl buluyorum arkadaşlar? Şöyle bir formülüm var. X eşittir 1'den n'e kadar her bir rastsal değişkenimin almış olduğu değer çarpı bu değerlerin olasılık fonksiyonlarının çarpımı arkadaşlar. Bu da x1 çarpı p1 artı x2 çarpı p2 artı 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 xn çarpı pn şeklinde bulunuyor. Yani her bir rastsal değişkenimle bakın o rastsal değişkenin almış olduğu olasılıkların çarpımıdır arkadaşlar. Beklenen değer bu şekilde. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. Arkadaşlar örneğimizi hemen okuyalım. Şöyle diyelim. Bir otomobil bayisinin günlük araba satışlarının dağılımının aşağıdaki olduğu ifade edilmektedir. Buna göre otomobil satışlarının beklenen değerini, yani ortalama değerini hesaplayınız denilmiş arkadaşlar. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? E değerini bulacağım. Yani beklenen değeri bulacağım. Ex eşittir. Nedir? X0 çarpı Px. Yani x1 çarpı P1 artı x2 çarpı P2 artı x hatta 0 çarpı ya 1 de diyebiliriz, fark etmez. X kaç oldu arkadaşlar? 9 tane değer var. Çarpı P9. Birinci değerim 0. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Yani x1 değerim 0. 0 çarpı 0.02 artı 1 çarpı 0.08. Yani 0 araba satma olasılığı nedir? 0.02. O zaman bununla bunu çarpıyorum. Şu şekilde bu değerleri mesela 3.09, 4.24, 5.17, 6.17, 0.04, 8.01 artı 2 çarpı 0.15 artı 3 çarpı 0.19 artı 4 çarpı 0.24 artı 5 çarpı 0.17 artı 6 çarpı 0.10 artı 7 çarpı 0.04 artı 8 çarpı 0.01. Bunlar da siz de hesaplayın lütfen arkadaşlar. Çarptığımız, topladığımız zaman beklenen değerimizi EX eşittir 3.72 olarak bulacağız. 3.72 cevabımız 3.72 olacaktır. Yani 0 adet araba satışında benim 0 adedime karşılık gelen olasılık fonksiyonum 0.0. Yani bir araç satma olasılığım 0.08 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Evet arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Hilesiz bir zar atışında x rastgele gelen değeri göstermek üzere ex değerini hesaplayınız. Arkadaşlar çok basit bir soru. Tabloyla da yapabiliriz, fark etmez. X diyelim. Px diyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sıfır gelme zarı attığımızda x'in bir gelme olasılığı, işte iki gelme olasılığı, üç gelme olasılığı, yani zarda ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerleri gelecektir. Bir gelme olasılığı 1 bölü 6'dır değil mi? 2 gelme olasılığı 1 bölü 6, yine 3 gelme olasılığı 1 bölü 6. Hatta şunları şeyle yazalım arkadaşlar. Şöyle daha düzgün yapalım. Evet, x'in bir gelme durumu, 2 gelme, 3 gelme, 4 gelme, 5 gelme ve 6 gelme durumu vardır. Zara attığımızda 1 gelme olasılığı 1 bölü 6, 2 gelme olasılığı 1 bölü 6,
3 kelime olasılığı 1 bölü 6, 4 kelime olasılığı 1 bölü 6, 5 1 bölü 6, 6 1 bölü 6. O zaman e-x değerimiz ne olacak arkadaşlar? 1 çarpı 1 bölü 6 artı 2 çarpı 1 bölü 6 artı 3 çarpı 1 bölü 6 artı 4 çarpı 1 bölü 6 artı 5 çarpı 1 bölü 6 artı 6 çarpı 1 bölü 6 olacak. O da eşittir. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 çarpı 1 bölü 6'dan şurası zaten 21 olacak. Eşittir diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 18, 20, 21 çarpı 1 bölü 6'dan ne olur arkadaşlar? 3'e böl 2, 3'e böl 7 değil mi? O zaman e-x değerimiz, beklenen değerimiz 7 bölü 2 olacaktır. Cevabımız bu şekilde. Yani her bir rastsal değişkenime karşılık gelen değerle o değerin almış olduğu olasılık değerini çarpıp bütün değerler için aynı işlemi yapıp ortalama değeri, beklenen değeri bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bu bir kesikli olasılık dağılımlarında beklenen değer bu şekilde bulunuyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.